10 yıldır yok kıskançlık. Yok. Var. Var mı? Var da artık yani 5-6 yıldır falan hiç yok. Daha önce vardı. Yine hep sende mi vardı? Ben de vardı. Onda da vardı ama hani benimki daha baskındı. Nereden anlıyorduk bunu biz? Hayatı zehir etmemden. Hayatı zehir mi ettin adama? Neden? Ediyordum yani. Soruyordum sürekli. Neredesin, ne yapıyorsun? Sürekli sen... telefonumda bakardı. Bakar. Bakardım. DM'lere bakıyorsun. O zaman DM yoktu da bakıyordum yani. Facebook vardır. Evet. Facebook vardı. Bakıyor muydun mesajlara? Bakıyordum. Ne yakaladın? Maillerine bile bakıyordum ben onun. Yakaladın, bir şey oldu mu? Yakaladım. Ne yakaladın? Yakaladım. Çok. Çok yakaladım. Ne yakaladın lan? Ay en güzel yerler burası. Burayı geçiştiremeyiz böyle yani. Saate bakıyordu. Ne zaman bir şey programı? Hanımlar beyler, ben Deniz Mesut Süre. İlişki testi yine Bursa'da alkışlarla başlıyor. Evet aslanlar be. Ozancığım, senle başlayalım. Kaç yıllık bir birliktelik? 14. 14. 14. Nerede tanıştınız? Lise. Lise kaç? Lise 1. Lise 1. İkiniz de lise 1'de. Evet. Sevgili olundu mu? Yani. İkinci oldu. Senesinde olundu. Tamam. Sonra? Sonra devam ettik. Lise bitti. Lise bittikten sonra bir ayrılığımız oldu. Bir sene kadar. Öyle mi? Üniversitede? Üniversitede ve aynı üniversiteyi kazandığımızı üniversiteye gidince öğrendik. Hangi üniversite bu? Yeditepe. Bölümler? Gazetecilik benim. Ben gastronomi ve mutfak sanatları mezunuyum. Aşçısın sen. Aşçı. Yaşa. Sonra? Sonra ondan sonra devam ettik. Bir yıl ayrı kaldık. Bir yıl ayrı kaldık. O bir yıl ayrı kalınca kimin hayatına kim girdi? Dünya sakinlere bak. Yani şöyle, kendi adıma söyleyeyim, ciddi bir şey olmadı. Hatta o özgürlük güzel geldi o zamanlarda. Biraz da belki birleşmenin uzun sürmesi ondan dolayı oldu. Çapkın mıydın sen? Ne uuu? Huuu mu? Heyecanlı kadına bak, nida ile başladı. İlişkide kurduğu ilk cümle huuu. Hey hey. Anlat bakalım şekerim. Yani ben, o çok çapkın. Ben de durmadım da hızlı zamandır. Biz kimle ilişkisi yapıyoruz ya Mesut Bey? Tavşan gibi olduğumuz yıllar. Kiminle uyuduğumuz belli değil, kiminle uyandığımız belli değil. Sen de çapkındın, durmadın. Aferin kız. Tamam. İçiyorduk ayrı yerlerde, ayrı insanlarla. Tamam. Gece evlerimizin arasında 2 sokak vardı, koşu koşu. Ya o bana geliyordu ya ben de ona gidiyordum. Başka aynen insanlara umut verip içiyordunuz, yine birlikte mi uyuyordunuz? Ben böyle organize şerefsizlik uzun zamandır duymadım. Hadi diyelim ben seninle beraber içiyorum. Ha ne güzel, gece 3 olmuş, ben eve gideceğim yalnız. Başka bir kızları ben eve gideceğim yalnız. İkiniz buluşuyordunuz. Bari öbür ikisini tanıştırsaydınız ama okey. Bari onlar da. Değil mi yani? Biz de öbüründe bir şansımızı deneyek. Sonra gizli gizli... Daha mı heyecanlı geliyordu böyle? Heyecanlıydı ya. Yurttan kaçırıyordu falan böyle. Yurttan? Evet, o zaman ilk sene yurttaydık işte aile olduğumuzda. Yurttan nereye kaçırıyordu? Senin evin mi vardı? Onun evi vardı. Evin vardı, sen de yurda gitmiyordun, kaçıyordunuz. Gidiyorduk. Vallahi ilk ele tutuştuğunuz anı anlat bakayım bana. Şimdi tamam. Döneyim mi bayağı başa? Dön hayat. Biz aslında bir sevgili falan değildik, birbirimizden de hoşlanmıyorduk. Yani o zaman... Ne oluyor ya? İnşallah karı kocalardır, bilmiyorum şu an ben. Çünkü aranızdan geldikleri için tam bilemiyorum şu an. Ne yaşıyoruz beraber? Sevgili değildik. Hatta ben Ozan'dan hiç hoşlanmıyordum. Neden? O beni kovalıyordu bilmem ne. Yani çocuktuk gerçekten. Tamam. 14 yaşındaydık. Ondan sonra bir insanları kandırmaya başladık biz. Biz sevgiliyiz aslında bilmem ne falan diye. Böyle bir çocuk kafasıyla. Sonra bir gün biz gerçekten sevgili olmaya karar verdik. Kandırdınız. Neden kandırıyordunuz Ozan? Şaka yapıyorduk. El ele miydiniz onların yanında? Yok yok. Hayır değil ya. Biz birbirimiz... Tamam, Damla belki çok hoşlaşmıyordu ama biraz böyle birbirimize karşı şeyimiz vardı bence o zaman da. Bir flört, bir yaklaşımımız vardı. Tamam. Çok fazla böyle temaslı bulunuyorduk birbirimize. Bir yerden sonra da öyle bir hale aldı işte, biz sevgiliyiz gerçeğe aslında. Gerçeğe dönüştü. Sonra bir anda gerçeğe dönüştü olay. İlk öpüştüğünüz o an? Parkta. Parkta. Yok. Hangi park? Parkta değil, Yeşilbahçe'de. Mi? Tamam, parkta. Yeşilbahçe park mı? Evet, kafe. Kafe? Evet. Sen park dedin. Park var önünde. Haklı kadın. Parka bakarak öpüşmüş. Parkta sayılır. Tabii yani. Kültür Parkı dışındayım, Kültür Parkı. Parti öpüştüm, tamam. Anladım. Kafede. Kafe. Ya Üsküdar'da var ya bir tane lavuk. Ayırdılar çocukları değnekle. Öpüşmeyin diye. Bizim başımıza da geldi o tarz bir şey Bursa metroda da. Metroda? Ya öpüşmüyorduk da. Karşılıklı duruyorduk. Sadece böyle duruyorduk, bir teyze gelip ya söylemeyeceğim de söyledim de. Söyleyeceğim. Söyle. Söyleyeceğim. Hiç araya girmedim, kendi kendine ikna oldu. Asla söylemem, söyleyeceğim efendim tabii. Benden bu lafı alamazsınız, hemen söylüyorum. Ozan'ı gösterip önüne bak dedi. Ben de teyze ne diyorsun ya? Sevgilin değil miydi Ozan? Sevgilim de. Nereye bakıyordu? Biz birbirimize bakıyorduk. Biz birbirimize bakıyorduk, sohbet ediyorduk, el ele tutuşuyorduk. Teyze de geldi, bu ne hal? Önüne bak dedi. Ama önü de değil. Nasıl söyleyebilirim ki? Anladınız mı oğlum? Evet. Anlayanlar o desin. Anladınız, ne anladınız? Anlamayanlar benim gibi o desin. Önüne baktan kasıt aklıma gelen değildir inşallah. Evet. Ben hala ihtimal vermiyorum. Ama herhangi bir şey yoktu yani. Güzel anlattım. Bir ereksiyon bu kadar güzel ifade edilebilir. Herhangi bir şey yoktu. Alengirli bir durum yok. Aganiki naganikiye uzas. Ama teyzenin de terbiyesizliği bu ya. Evet, zaten ona çok sinirlendim. Demek belli bir yaştan sonra insanda iyice böyle filtre kalmıyor ya. Aslında yani bir sürü süzgeçten geçirmen gereken bir şey dan diye söylüyorsun. Öyle bir yaştaydı herhalde değil mi? Evet. Başına kötü şeyler geldi ama. Bursa'da yayınlayamayacağımız bir bölüm olsun. Bilet aldınız, bu tecrübeyi yaşıyorsunuz. Sen çıkıştın mı teyzeye? Ben de değil. Benle alakası yok. Damla birazcık çıkıştı. Aa, aferin kız. Poşet vardı. Ne diyorsun sen ya dedim. Poşet. Ben yemek dedim. Poşet mi teyze? Ben okuyayım. Vallahi okuyayım yani. Bir şey yok. Uzaktan ama böyle. Iskaladım. Ona değmedi. Hah. Ama böyle hani git. Ayırdı. Çünkü geliyor böyle. Sinek kovar gibi yani. Aslında zaten bir sinek gelmiş aşağı yukarı. Hayda! Teyze böyle yapıyor muydu ellerini kurmuyor? Böyle poşette... Gitti sonra. Gider ya, camdan çıkmıştır o. Anladım. İlk öpüştüğünüz o kafede. Kim öptü? Ben öptüm. Orada mesela öpüşmede şey oluyor ya mesela... Bazen masa uzak oluyor. Bildin mi onu? Yani vektör olarak yetmiyor yani. İki tarafta gelse bile yetmiyor. Uzak çünkü. Ama o hissiyatı da yakalamışsın. Bir taraf kalkıp doğrulup öpüyor ya. O çok küçük duruma düşüyor. Ben çok oluyor böyle. Bir saniye hayatımda böyle öpülür mü lan böyle? Şu an çocuk var mı? Var. Kaç yaşında? 3,5. Ne adı? Derin. Derin. Ay ne tatlı. 3,5 yaşında çocuk ne yapabiliyor? Her şey. İngilizcesi var mı? Neyi? Ne dedim ben anlayamadım çocuk. Ulan İngilizcem o kadar kötü ki... İngilizcesi var mı dedim de anlaşılmıyor. İngilizceyi Türkçe'de konuşamıyorum ama bakayım ben. Anlayamadı adam. İngilizcesi var mı neyi? İngilizcesi var mı? Yani saymayı biliyor, renkleri biliyor. Aşağı yukarı benim kadar iyi fena değil. Şarkı söylüyor. O bende yok. Kime düşkün çocuk? Değişiyor. Bu ara bana düşkün. Öyle mi? Bir ara beni kovuyordu yataktan babam gelsin diye. Yataktan kovuyordu? Kovuyor. İkiniz yatıyordunuz. Canıma minnet. Keşke ona düşse. Ha, sen zaten. Zaten hani babanla mı yatacaksın? Tamam mı? Babası. Halbuki? İstemese de onu yönlendiriyorum bazen. Öyle olur. Bak bu evlilerde çocuğu olanlar bilirler. Çocuğu diğerine çakmak diye bir şey var. Bildin mi? Çocuğu çakmak. Bir sebepten. Baban çağırıyor. Bak baban ne diyor diye. Zaten yürüyemeyen, yemek yiyen çocuğa 15 dakikalık zahmete bırakıyor. Gidiyor 15 dakika. Babası diyor ki benim haberim yok böyle şeylerden. Geri geliyor yine 15 dakika. 30 dakika herkes rahat. Anladın mı? Yani bu çok ayıp bir şey yani. Biz daha büyüyemedik diye de bu ayıptır yani anne baba olarak. Evlenme teklifi hanginiz etti? Ben. Aslan. Nerede? Şöyle uzun bir ilişkimiz olduğu için aslında çok fazla anı biriktirme şansımız oldu bizim. Ne güzel. Bizim evin orada bir park vardı, Azerbaycan Parkı. Her şey park seviyorsun. Çok fazla anı biriktirdik. Parktan da çıkamıyoruz ama yani. Evin etrafında nerede tahterevali var oradayız. Vallahi tabii yani. Daha bir göremedik bir 50 metre uzaklaşsınlar. Ya birlikteliğimizin 1. yılı falan da herhalde. Ben o zaman Swarovski'den küçük bir kolye gibi bir şey almıştım. Güzel. Para biriktirip. Oraya götürmüştüm onu. Orada böyle bir şakayla karışık eğilip ileride inşallah eşim olursun gibi bir şey söylemiştim. O zaman daha bir konuşulmamıştı. Konuşulmamıştı. Ben daha o zamandan yolunu yapmışım. Tamam. Bu evliliği de işte gerçek olanı da aynı yerde, aynı bankta gerçek bir yüzükle yaptım. Öyle bir aslında çok alengili bir şey değil, basit bir evlilik. Estağfurullah. Ama İçine sindi mi hayatım? Sindim. Valla. Sindi çok güzeldi. Böyle bir konuya girişi değişik miydi acık? Yo, güzeldi ama ya, ama hissettim zaten ya. Çünkü annemle karşılaşmışlar beni almaya gelirken. Elinde şarapla şişeler, bardaklar varmış. Onları atmış şeye. Şimdi. Annen aldı. Mi? Yok, Ozan. Annesi alkolik bir şey, annem atmış. Alo damat, ne yapıyorsun lan sen? Sakın kızıma söyleme ha, 4 tane şarap içtim ben bugün. Al bizim kızı al, o başıma kalacak al. Beni almaya gelirken annemi görünce aldığı şarap ve bardakları çalıların altına atmış. Neden? Ha, yani. Tasvip etmezler diye. Aslında öyle de bir aile değiller ama öyle bir heyecanla öyle bir şey yaptım nedense. Ha, telaş yaptım yani. Sonra saygıdan yapmışsın ama bence kıymetli bir hareket bu yani. Sonra beni aldı. O şarap bardaklarını oradan beraber çıkarttık. Zaten manasız geldi. Gel çabuk gel. 300 lira verdim 2 de bardak var. Gel çabuk. Sen bu tarafa bak, ben bu tarafa bakayım diye. Anladım. Güzel olmuş. Daha güzel anı olmuş yani. Bir yandan. Güzel. Öyle şiir yazmalar filan? Yok. Diz çöktü. Diz çöktü. Valla. Şiir zaten sevmez ama. Ha tamam. Bu ilişkinin dokunmatiği kim? Nerede anlıyoruz bunu hocam? Sevgi dili olarak teması çok severim. Kendi ailemle de, arkadaşlarımla da. Eşimle de öyle. Yani Damla da benim tam tersim. Hiç hoşlaşmaz. Hiç mi hayatım? Hiç sevmiyorum. Yani çok kendi içimden gelmesi lazım. Gel sarılayım falan diye hani. O kadar? O kadar. Ya bazen biz mesela sarılıp uyumayı denediğim zamanlarda bile 1 dakika falan dayanabiliyor yani. Değil. 2 dakika. O kadar da. Koynundan atıyor mu seni yani? Hayır. Git buradan diye. Hayır atmıyor da öte yat diyor. Sıkıldığını hissediyorum ben de. Gerçekten mi? Sen hiç temas sevmiyorsun. Sevmiyorum. Hadi gelin bunu tartışmaya açalım ilişki testinde. Ayrı yataklar olsun yeğler miydin hayatım? Buradaki çiftlere soruyorum. Eğer toplum ya da partnerim tamam dese ayrı yataklara ben okeyim diyenler el kaldırsın. Kaldır bakayım. Ayrı yatabiliriz. Ver bakayım mikrofonu. Öyle kaldırmakla olmuyor. Ver şurada hemen. Evet. Seni yakacağım. Seni yakmaya karar verdik. Gel. Merhaba. Ayağa kalkarsan seni görür kameramız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ olun, siz nasılsınız? Kaç zamanlık birliktelik? 10 senelik. Evlilik de var. Var. Ayrı yatma fikri nasıl? Çok güzel. Konu kapandı. İstemiyorum ben bu kadını. Değil mi? Evet. Yani yakınlaşacağın zaman, özlediğin zaman birbirine sokulmak varken... ondan sonra tekrar ayrıl. Rahat rahat yat. Ne dedin? Yani... Gerekli zaman birleş. Sonra ayrıl. Her cümle bir öncekini aratıyor. Gerekli zamanda birleş. Bursa'da coştuğumuz o anlar. Haklısın abi. Evet. Tabii. Onun frekansı bile artar. Ben sana söyleyeyim. Tabii. Özlediğin için dip dibe. Daha bir şey olur. Bak beni de bozacaksın şimdi. Burada kaliteyi sıfıra vuracağız. Nasıl fikir abi? Sana da sorayım. Üstlü altlı ranza. Yok. Bir dakika ya. Ve ayrı yeterken iyi. Mesela pıtır pıtır üst kata çıktın. Alttan öptün, hayatım iyi geceler. Üst kata çıktın, yok. Sen ranzandasın. Koğuş gibi düşün. Ya... Onbaşı aşağıda öyle düşün yani. Üste yatan düşme ihtimali var, sakat. Ya yok ya, düşmez. Sağlam ranza alacağız. Yok. Ranza. Sen mesela böyle bir ranzada alt katta mı yatmak istersen, üst katta mı yatmak istersin? Üst kat daha keyifli olabilir. Değil mi? Ama düşme şey de var. Çıktın, ittin, rahatsın. Çok özledin, tık in aşağı, git öp, tık geri çık. Tabii. Güzel, ver bakayım hanıma, o ne düşünüyorsun? Sen böyle coştun ama. Hoş geldin hayatım. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim, siz? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ne diyorsun ayrı yatma fikrine? Şimdi şöyle, Oğuzhan ben horladığım için bunu söylüyor aslında. Ben biraz horlama uyumu olduğu için o ayrı yatmaktan yana. Bir de ranzanın üstünde falan yatamaz. Yüksekten korkuyor kendisi aslında. Yani o yüzden yok üst taraf keyiflidir falan hikaye yani. Kesin aşağıda yatar öyle bir şey olsa. Ben anladım. Ayırmam herhalde yatakları ya. Bu arada arkadaşlar Oğuzhan ve Pınar'la dünün ilk bölümünü çektik biz. Ben şimdi fark ettim onlar olduğunu konuştuktan sonra ama muazzam oldu yine. Yine burada da yayınlarız. Zaten siz bu geldiğiniz bölümü izlerken onları da izlemiş olacaksınız. Evet. Muazzam bir bölüm çektik. Alkışlayalım onları şimdi kocaman. Ya. Hocam bak ne güzel ayrı yatma fikrine hemen okey diyen var. Sen nasılsın bu fikre? Azıcık özlersin de. Ya ben zaten bazen ayrı yatıyorum. Nerede? Salonda. Küsüp mü ayrı yatıyorsun? İstemiyor seni mesela, hissediyorsun. Ya hayır öyle değil. Öyle bir şey hiç yaşamıyoruz. Şöyle mesela kızımı uyutuyorum. Uyanıyorum gecenin yarısında. Ne güzel. Rahat yatıyor oluyor yatakta. Ben de gidiyorum rahatsız etmeyeyim diye salona yatıyorum. Çapraz demeye çalışıyorum. Çapraz. Gelme diye yapmış olabilir. Çünkü insan bazen olduğu gibi uyur ya mesela. Bu gelecek şimdi bu diye böyle. Çapraz yatıyor olabilir yani. Ben bu arada çapraz bileceğe kadar uzattım bacakları şöyle. Şimdi diyelim evde hocam sen oyun oynuyorsun. Hanımefendi de dizi izliyor. İnternet bağlantısı da böyle gidiyor geliyor. Birinizin kapatması lazım ki diğeri tam randımanlı izleyebilsin. Hanginiz bu fedakarlığı yapar? Bence ben yaparım. Gerçekten bu ilişkinin fedakarı sen misin? Fedakar değil, fedakar. İnternetimiz çok kötü. Zaten çıkıyor yani. Ben kendi internetim ulan kıçımdan soru uydurdum gerçek oldu ya. Bak şimdi bak. Mesut Süre'yle ne kadar karakterim var. TürkNet'iniz olaydı. Böyle sorunlar yaşanmazdı. Benim yaşım 41. Ben kim miyim? Hizmet bağımlısıyım ben. Böyle bir durumda hep sen mi çıkıyorsun gerçekten? Ya genel itibariyle zaten bilgisayarda oynamayı bıraktım artık. Telefonda bütün işimi görüyorum da. Kendi Wi-Fi'mi kullanmak daha mantıklı oluyor. Kendi internetimi kullanmak. Çünkü internette hiçbir şey yapılmıyor. Böyle bir durumda sen ama devam ediyorsun. Devam ediyorum ben. Ben Wi-Fi'den gidiyorum. Ama o bıraktığı zaman hızlanıyor. Hızlanıyor. Daha iyi oluyor. Burada soralım çiftlerimize. Böyle bir durumda hanginiz fedakarlık yapar? Kaldırın bakalım. Şurada var hemen. Merhaba. Merhaba. Ne haber? İyiyim. Siz nasılsınız? Kaç zamanlık bir ilişki? İlişki çok uzun süreli ama evleneli 4 ay oldu. Ne kadar ilişki? Bir 10 senesi vardır. 10 sene? Vardır. 9 yıl 8 ay. Ama şöyle arada ayrılık da oldu tabii. Başkaları falan oldu. Biz 4 aylık resmiyette. Başkaları mı oldu arada? Yani 10 senelik... Hayır bak TürkNet konuşurken bambaşka bir yere gittik. Yani 10 senelik ilişkide yani ayrıldığımız zamanlarda... Ne kadar süre ayrıldınız hayatım? 6-7 sene ayrı kaldık. Ya sen süre... şimdi diyorsun ki ben 18 yaşında bir sevgilim oldu. Tamam mı? Bir sene çıktık ayrıldık. Geçen ay tekrar başladık. Ben diyeceğim ki 23 yıldır birlikteyiz. Böyle diyeceğim. Ama, hiç kopmadık ki. Efendim? Hayatımızda birileri oldu evet ama biz üniversite 1. sınıfta tanıştık. Tamam dur. Allah sen ben bir anlayayım. 6-7 yıl ayrıydınız. Evet. O dahil mi 10 sene hariç mi 10 sene? Dahil. Dahil. 4 sene gördüm ya. Evlendik anca işte bir yere geldik biz. Diyelim böyle bir durum oldu. Çok tatlısın evet. Ya. Böyle bir durum hiç böyle bir şey duymadım ben. Brüt 10 yıl net 3 yıl ilişki arasını satayım. Darayı bir aldık 3 yıl kaldı ilişki. Ya iletişimimiz hiç kopmadığı için sürekli iletişim halinde olduğumuz için ben o 6 yılda dahil ediyorum. Kimse karışamaz. Bence de. Bunu var ya bir soru işareti olan varsa siktirsin gitsin kız haklı. Hatta ben 12 yıl yaptım. Ne olacaksa olsun hayatım. Olsun. Kim ne karışır ya? Ne diyorsa o. Diyelim böyle bir durum var. Tamam mı? Sen dizi izliyorsun. Evet. Güzel kardeşim de oyun oynuyor. İnternet berbat. Hanginiz fedakarlık yapar? Her zaman o fedakarlık yapar. Neden? Çünkü ben 4 ay oldu Bursa'ya geleli, İzmir'den geldim. Her istediğim olsun, aman canı sıkılmasın, hadi ben interneti kapatayım, hadi. Her zaman o yapar fedakarlığı. Ver bakayım adama bir tanışalım. Buraları yayınlamamızda sakınca yok değil mi hayatım? Süper. 10 yıllık ilişkinizi herkes öğrensin. Evet abi. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? Teşekkürler. Siz sorun. İzmir'den Bursa'ya taşındığı için sende böyle bir Yani kızı İzmir'den getirdik. Çok memnun edeyim hissiyatım var. Bir şeylerden fedakarlık yaptığı için ben de ona karşılığını vermek zorunda olduğumu biliyorum. Çok incesin. Evet, o hissiyattan dolayı böyle bir şey var. Nelerden fedakarlık etti? Canı ne isterse yapmak gibi, saat fark etmez. Ne diyorsunuz şu an, ben anlamıyorum sizi. Hayır. Siz... Olay TürkNet'ten çıktı. Siz bana nelerden fedakarlık ettin demediniz mi? Ben yanlış mı? Etti. Ha, etti. Öncelikle İzmir gibi bir şehri bıraktı abi. Ha. Önemli olan bu zaten. Orada çalışma hayatı vardı, onları bıraktı. Ailesini bıraktı. Bunlar yeterli yani. Sen de diyorsun ki, şimdi deminki cümleyi toparlayalım. Tamam. Onun canı ne isterse ben fedakarlık yapmaya hazırım. Tabii tabii, hiç sıkıntı yok. Muazzamsınız vallahi ikiniz de. Teşekkürler, sağ ol. Bu arada biraz önceki söylediği şeyi 10 yıl olarak söylememesi gerektiğini uyarmıştım. Geçti ya hocam. Biz koyacağız böyle en başa. Sizce kaç yıl diye. Aynı fikirdeyiz abi. Anlatabiliyor muyum? O yüzden dedim ki yapma bunu. Hani 3-4 yıl olması gerekeni söyle. Yani gene de söyledi. Olsun ama yayınlayalım. Sıkıntı yok, yayınlayabiliriz. Size TürkNet'ten 6 aylık ne veriyoruz? Şimdi işin komik tarafı, siz TürkNet'le ilgili böyle bir şey yapınca biz Özceköy tarafında oturuyoruz. Orada altyapıda internet yok abi. Oturanlar bilir. Biz o zaman konuşmayalım dedim. Hocam sakin. Sen şimdi bana diyeceksin ki Mesut'cum ben bu hediyenize çok sevindim. Ya bu Allah razı olsun de orayı yayınlayalım. Aylardır bu anı bekliyorduk zaten. Türkler. Devam. Evet. Bak şimdi. Beraber devam edelim. Böyle bir fırsat gelince de... Tabii böyle fırsat gelince hemen bilet aldık. İnanamadık. Havalara uçtuk. Evet evet. Çok 6 ay ha. Elim ayağım titriyor şu an yani. Elim ayağım titriyor. 6 ay ücretsiz internet. Tabii abi. Gerçi mesela bak TürkNet'in 6 aylısını ilişkiyi düşünürsek nereden baksan 4 sene. 4 sene. Kocaman alkış! Mükemmel oldu ya. TürkNet arası ya, biz yalnız buraya yayınlayamayız yani. Yalanlar dolu bir ilişki, kaç zaman birlikte oldukları belli değil. Hanımlar beyler, TürkNet altyapının desteklediği her yerde kotasız, hızlı ve buraya dikkat, taahhütsüz internet. Ayrıca sevgili ilişki testi izleyenleri, 100 binlerce izleyicimiz, açıklamadaki linke tıklayın. TürkNet'ten 1 ay ücretsiz deneyim kazanın. Tıklamanız, abone olmanız yeterli. TürkNet. Kavga, dövüş var mı evde? Harbi mi? Bağır çağır mı? Azıcık. Ha, kim bağırıyor daha çok? belli ya. En sert ne çıktı ağzından senin? Çıkıyor. Ozan'a karşı. Ne duydun Ozan? Yani duyulabilecek kötü şeyler duydum. Çok böyle arttırabiliyor mu yani şeyi? Ya o an şiddetle alakalı. Ben de arttırabiliyorum. Ya çünkü biz çocukluğumuzdan beri beraberiz. O yüzden çok fazla o şeyimiz yok kendi aramızda. Aramıyoruz. Ya saygıyı orada aramıyorsunuz. Aramıyoruz diyelim. Evet. Çünkü sen aramızda saygı yok diyecektin, ben seni düzelteyim. Çocuklukta arkadaşız, ne saygısı artık, ne saygı kaldı, ne sevgi ya. Ya alamıyoruz, geçiyoruz genelde. Öyle mi? Ha, anladım. Sen ne duydun hayat? Gerizekalı. O kadar. Yani. Sen daha mı ağır konuşuyorsun? Yo. Tabii böyle şeyler. Ağzını doldura doldura. Oğlum bizi niye o zaman Beyinsiz falan böyle. Başka hayallere attınız biz. Büyük, duyulabilecek her şeyi dedin. Ya onu da duymuştur da yani öyle bir sürekliliği olmadığı için. Ha, nadir yani, az olarak. 14 yılda duymuştur tabii ki. Kim barışır? Dayanamaz. Çok belli ya. Ben galiba bir görev edindim şu an. Ben seni bu evlilikten kurtaracağım. Öyle bir hissiyatım var. Gerçekten yani. Sanki hanımefendi bağırıyor, çağırıyor. Sen böyle git ötede yat diyor. Gidiyor, sonra geliyor yine kendin barışıyorsun. Hiç öyle bir şey yok ya. Sinirli halini bir görseniz. Öyle mi? Böyle burun delikleri bu kadar oluyor. Yaklaşmazsın ya. Öyle mi? Senin de öfken pek mi? Tersim pistir biraz. Yapma, senin kuzum? Öyle. Benim de tersim pistir ama çocuktan sonra çok ehlileştim ben. Genelde çiftler şöyle diyorlar, çocuktan sonra kavgalarımız azaldı. Evet. Galiba kavgaya enerjiniz kalmıyor. Kalmıyor. Doğru. Değil mi? Doğru. Kalmıyor. Mesela masal falan okuyor mu çocuklara? Okuyoruz. Biz uyutuyorum dedim ya, onu merak ettim. Okuyoruz. Yeni kitaplar aldık falan onunla. En büyük şeyimiz bu ara. Onunla beraber hobimiz. Uyumadan önce muhakkak bir şeyler okumamızı istiyor zaten. Peki çocuk sana nasıl hitap ediyor? Baba, babacım. Genelde babacımcıyız biz. Kuş mu lan bu? Çocuk mu kuş mu? Babacım diyor. Evet ya, benim kızımın şöyle bir özelliği var. En son baba demeyi öğrendi. Hep ilk anne, dede, Teyzeye, tete işte. En son babaya baba diye başlamadı ama babam diye başladı direkt. İlk cümlesi oydu bana karşı. Çok uzun sürede öyle gitti. Hepsi de kıskandı hatta. Yani Damla'nın videoları var falan, zorluyor. Annem de diye. Çocuk da babam. Çocuğa bak, soğuk suyla böyle dökmüştü. Annem diyeceksin. O da babam diyor. Vay anasını. Sana daha düşkün o zaman. Dönemsel, o işini çok iyi biliyordu ondan. Bir ara bizim onunla yatakta video izleme olayımız vardı. Tamam. Annesinin hiç tasvip etmediği bir şey. O ara full bendeydi zaten. Annesini istemiyor, babamla uyuyacağım diyordu. Çakallığından. Çok da ses etmiyorsun işte. Siz de gizli gizli video mu izliyordunuz? Daha doğrusu film izliyorduk yani biz. Yüzüklerin Efendisi, Hobbit filan bitirdik, ufacık. 3,5 yaşında çocuğa ben anlamadım bu nasıl iş yani. Temel içgüdüyü açtım, şaşırdı. ...2019'da doğmuş bu çocuk yani. Ne bilecek Yüzüklerin Efendisi? Baştan sonra izliyordu bir de. Ya biz bütün hepsini bitirdik evet. Biraz erken değil mi ya? Bir de... yarıda kesiyorduk, devam ediyorduk. Godfather serisi var, İtalyan mafya ailesi. Onu da izletti ya, bu çocuk öğrensin ya 3,5'un her şeyi. Sen biliyor musun bunları? Yok, ben yeni izledim Harry Potter'ı falan. Ben yeni izledim diyor bu filmleri. Çocuğum anlattı bana Mesut'cum, o izlemiş benden önce. Özet geçti bana, çok güzel fikir sahibi oldum. İlişkinin bir kıskancı var mı arkadaşlar? Bir tık da olsa. Daha önceden bendim. Sen? Ne yaşattın bu adama? Vallahi o yaşattı ya. Ne yaptı lan? Ne bileyim, çok yalan seviyor yani. Yalan seviyor. Ne kadar ağır konuşuyorsun. Sakin sakin. Gururu da yoktur efendim. Gururu yoktur. Şeref hak getire tabii. Ne yaşatmışsın abi sen? Kıskanmış. Ya ergenlik çağlarımızda tabii yani ufak tefek. Kaç yıllık hikaye bu? Kıskançlık hikayesi. 10 yıllık falan. 10 yıllık. 10 yıldır yok kıskançlık. Yok. Var. Var mı? Var da o artık yani 5-6 yıldır falan hiç yok. Daha önce vardı. Yine hep sende mi vardı? Ben de vardı. Onda da vardı ama hani benimki daha baskındı. Nereden anlıyorduk bunu biz? Hayatı zehir etmemden. Hayatı zehir mi ettin adama? Neden? Ediyordum yani. Soruyordum sürekli. Neredesin, ne yapıyorsun? Sürekli sen... telefonumda bakardı. Bakar. Bakardım. DM'lere bakıyorsun. O zaman DM yoktu da bakıyordum yani. Facebook vardır. Evet, Facebook vardı. Bakıyor muydun mesajlara? Bakıyordum. Ne yakaladın? Maillerine bile bakıyordum ben onun. Yakaladın, bir şey oldu mu? Yakaladım, ne yakaladın? Yakaladım. Çok? Çok yakaladım. Ne yakaladın lan? Ay en güzel yerler burası, burayı geçiştiremeyiz böyle yani. Saate bakıyordu, ne zaman bir şey programı. 10 dakikaya gitsek herhalde bunları konuşamayız diye. Var daha oğlum, dur ya. Ne yakaladın şekerim? Şey yani, eski konu zaten ya. Maillerini yakaladım. Ha, ne vardı mailde? Ay daha neler neler. Bir kız bana mail... Hayatım herhangi bir şey anlatmadı ki daha neler neler diyesin. Daha neler neler üzerine bir şey olduğu zaman söylenir. Hiçbir şey anlatmadı. Daha neler neler. Tamam şimdi önce birinci yanda daha neleri yine konuşuruz. Vaktimiz var. Olmadı kendi gider biz seninle ikimiz konuşuruz. Rahat ol. Ne yakaladın hayatım? Ya, eski arkadaşlarımızdan konuştukları falan çıktı. Ortak tanıdığımız işte tamam. Dershaneye beraber... Flörtleşmiş mi? Flörtleşmiş. Sözleşmiş. Buluşmuş mu? Buluşmuş. Ne yaşıyoruz biz şu an? Doğru mu bunlar hocam? Kimisi evet. Birlikteyken? Ya, birlikteyken evet. Kahve içtiniz. Ya hayır, buluşma yok. Kimisi dediğim buluşma kısmında kimisi. Var. Vallahi var. Hocam rahat ol artık. Bitmiş gitmiş kaç sene olmuş. Buluşma var mı? Var. Emin misin? Eminim. Ne var? Söylemeyeceğim kim olduğunu, ne olduğunu. Ha, herhalde da. Herhalde. Yani kız o biraz zaman... daha söyler daha neler neler. Evet. Kız mail atmış. Ne yazmış? İşte tekrar görüşmek için sabırsızlanıyorum bilmem ne. XO ismini yazmış. Maili gördüm zaten. XO mu? O ne? Öpücükler işte. Ha şeydeki, maildeki öpücük, XO. Eskiden emoji yoktu. Ondan sonra... Tekrar görüşmek için diyorsa zaten görüşülmüş. Yakalamasaydım evet. Sonra kızla konuştum ben. Mailine cevap döndüm, kendi mailine. Sen döndün. Ben döndüm. Ne dedin? Benim eşim dedin. Böyle bir şey var. Kız görüştüğümüz yerleri söylüyor. Aynı anda benimle olduğum kafeye falan da getirmiş. Bu arada eşimdi değil. Bu bizim... Değil çok eski. Çok eski. 16 yaşında filanım bu. Daha yenilerini bana diyeyim. 16 yaşında bir çocuk. Şu an kıpkırmızı oldu bu çocuk. Şu an kaçsın? 31. 15 senelik hikayeyi ısıtıp kadın dün olmuş gibi anlatıyor. buluşmuşlar diyor, görüşmüşler diyor. Çocuk orada zaten çok tatlı bir herif. Kıpkırmızı böyle, ben reşit değilim. Benim yaptığım sayılmaz. Benim şahitliğim sayılmaz, imzam sayılmaz. Efendim ben iddia oynayamıyorum, 16 yaşındayım ben ya. Barcelona kazanır diyemiyorum ben. Hayatım sen bizi öyle bir gerdin ki burayı. Değil mi arkadaşlar? Biz hepimiz yeni bir hikaye. Sanki ilk defa burada konuşuluyor zannettik. Yok yok. Abi rahat ol, gözünü seveyim. 16 yaşında herkesle öpüşte açıklama yapma gerekmez burada ya. Ne dedim lan ben az önce? Güzel bir şey söyledim ama tam bilemem ne dediğimi. Tamam, buluşmayın. Buluşsun. Öyle tamam. O kadar. O kadar. Tamam. Hala sen bunun içten içe güvensizliğini yaşıyor musun? Bu olay benim sinirlerimi bozuyor ya. Şu anda da? Şu anda da bozuyor. Oğlum. Bak şöyle söyleyeyim sana. Adam o olayı yaşadığı yıllar ya, bir o kadar daha yaşamış. Anladın mı? Ve ilk yaşadığının içinde bebeklik var, çocukluk var. Yetişkin haliyle bir o kadar daha yıl yaşamış. 32'sinde adam, 16'sında sen onunla görüştün diyemezsin yani. Ulan zaman aşımı 5 yıla bırakayım. 16 sene önceki... Haksız mıyım ya? Haklısın diyenleri o desin. Abi yine de adam ortalığı karıştırmış diyenleri o desin. Hadi lan oradan. 4 tane feminist arkadaş, yalnız bir saniye. Hoş geldin Twitter. 2006'da olmuş. Oo, boku bu. Ne var lan? Ben senden yanayım kardeşim. Bir şey olmaz ya, geçmiş gitmiş. Aynı şekilde sen de o yaş, o yılda bir şey yapmış olsa bitmiş gitmiş ya. Yaptı zaten. Yapmış. Ya bir insan bizi korkuttu. 8'de 8 haklıydı. Bir baktık dünya haksızı kadın. Ben bütün Bursa'ya buluştum o zaman. Hırs yaptım. Hırstan ama gerçekten. Sen de buluştun. Tamam, ne var işte bunda? Arkasından o mailin üstüne bir kere. Sen de gittin, flört ettin biriyle. Flört ettim. Tamam. Var mı burada bir şey hocam? Yok. O zaman vardı. Abi bunlar bir değişik ya. Yıllardır kıskançlık konusu yok. 15 sene önceki hikayede kavga ediyorlar. Sen de böyle ettiğin için, sen de böyle yaptığın için. Çok tatlı insanlarsınız ama. Bak buralar öyle çıkaralım mı kalım yok. Olduğu gibi koyarım ha. Tamam tamam. Tamam mı? Koyabilirsin. O kıza bir şey söyleyeyim. Söyle lan. O kadar yıl geçmiş ki Allah muhafaza, o kız eceliyle ölse şaşırmam. O kadar önce. Hikaye çok önce. Söyle, ne söyleyeceksen söyle. Benim olduğumu biliyordun, neden geldin bu adama? O kadar soruyorum. Allah programımızdan 2006'ya bela okundu. Bu zamanda kırılmadır. Geleceğe dönüştür bu. Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre. İlişki testi Bursa'da alkışlarla devam ediyor efendim. Hey taslarlar be! Geleneksel merasimler yaşandı mı? Yaşandı. Çok hızlı oldu. Yani kına falan olmadı. Sadece düğün oldu. Tamam. Nişanda, evde istemeyle birlikte. Kız isteme nasıldı? Güzel, çok güzel, sıcaktı. Çok sıcaktı. Herhalde. Sıcaktı. Evet. Ya o tek gün... hatırladığım şey o güne dair o. Yani herkes sırılsıklamdı. Üstleri, kıyafetleri. O kadar sıcaktı. Değişik de bir ortam yani. Sülaleye bak, herkes ıpıslak. Duştan gelmiş gibi 16 kişi var. Veriyoruz mu kızı? Veriyoruz. Kimle gittiniz kız istemeye? Bizim çok yakında aile dostumuz var. Soy isimlerimiz de aynı. Tamam. Ne hikmetse. Onlarla beraber gittik, Raşi amca. O istedi. Anne baba hayatta mı? Evet. Hayatta. Hah, tamam. Hep beraber gittik. O mu istedi? Niye baban istemedi? Heyecanlanır diye mi? Hem ondan hem de öyle bir aralarında şey... Zamanında bir muhabbet olmuştu. Öyle İsteme mi? Durumunda. Dedem hayatta değil kendisi. Tamam, ben isteyeceğim demiş. Evet. O abimiz. Hı-hı. Bir kere de isteyebildi mi? İstedi ama o da kilitlendi biraz. Heyecanlandı. Evet. Nasıl? Yani normalde çok düzgün konuşur kendisi. Ama biraz takıldı filan. Devamı gelmedi, sonra babam aldı konuşmayı. Devamını o getirdi. Az daha alamıyormuşsun ha kızı. Az daha. Sence nasıldı kız isteme? Yaptın mı kahve? Yaptım. Acı. Makineyle. Ne koydun içine? Şeker, çok şeker koydum. Tuz koymadım, çok şekerli yaptım. Ya anlamamıştır ki ne güzel kahve içmişti. Şey, bu herhalde bu sülale böyle diye. Düğün şarkınız? Aa, şarkıyı unuttum. Kesin şu an hayatta değildir söyleyen abi. O kadar çok yıl olmuş ki yani. Hayır, sadece ben hatırlamazsam sıkıntı yok. Ben de hatırlamıyorum. Düğün şarkısı hatırlıyor musunuz? Ulan 16 yıllık kıskançlığı hatırlıyorsunuz da. Düğün şarkısını unuttunuz. Ya şarkının ismi yabancı. Onu şu an doğru telaffuz edemezsem diye. Ha dene bir. Una be. Neydi? Una be mi? Una be. Şarkıya bak. Una be. Var mı böyle bir bilen böyle bir şarkı? Tango şarkısı. Tango. Tango şarkısı. Hı hı. Adı Una be. Una bel bir şey. Hatırlamıyorum. Bilmiyor muydunuz şarkıyı? Yok biliyorduk. Sadece canım. Tango diye mi çaldınız? Yok. Ya, şarkıyı da biliyorduk. Dans eğitimi falan aldık öncesinde. O şarkıyla çıktık. Hele. Evet. Kursa gittiniz. Tabii. Valla. Becerebildiniz mi? Hiç olmadığı kadar iyi yaptık orada nasıl olduysa. Vay konsantrasyon işte. Evet. Başka birkaç tane daha düğün şarkısı alayım. Kimlerin düğün şarkısı var? Merhaba. Merhaba. Ne haber? İyi. Kaç yıllık evlilik? Evli değiliz. Biz 13 Mayıs'ta evleneceğiz. Yeni seçtik şarkımızı. Da belli olmaz. Ben çok nişan atan gördüm. Dur bakalım. Sen şimdi şarkını seç de. Neyi seçtiniz? Babazula bir sana bir de bana. Çok güzel ama ha. Bulutların üstünde. O değil mi? Evet. Ana ne güzel. Nerede evleneceksiniz? Burada. Oğlum Bursa'yı sormuyorum ya. Nerede yani? Burada diyor. Burada mı? Podyum sanatı. Burada mı? Yok İstasyon Kır Bahçeleri diye bir yer. Biraz yakın. İstasyon Kır Bahçeleri. Nasıl? Düğün salonu diye bir yer. Kimse duymamışlar. Bilenler o desin. Paşa çiftliğinde. Şimdi o desin. Siz Bursa değil misiniz hiçbiriniz? Başka şehirden gelen var mı? Vallahi bizi izlemeye. Çok saçma. Öyle o kadar bir şey değil bu ya. Hata yapmışsınız ya. Hangi şehir? Kaç saat? 3,5. Ulan ben İstanbul'dan 2 saate geldim. Sen daha uzundan gelmişsin. Sabah... Çok saçma bu oldu. Adada pişman. Niye geldik amına koyayım biz ya? Ver onlar hak ettiler konuşmayı ya. Sağ ol hayatım. Mutluluklar size. İstasyon Kır Bahçeleri'nde. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Başka bir şey de var mı akraba, eş dost yoksa sadece etkinlik için mi? Sadece burası için geldik. Gerçekten mi ya? Aha. Evet. Çok saçma oldu mu dedim bugün? Yani yağmur falan çok o saçma oldu ya. Gezemedik. Arabada uyuduk falan. Arabada kaldık. Ha. Bütün parayı benzine verdiniz. Paranız bitti lan siz. Arabada mı uyudunuz bugün? Abi gezecek yer yok. Yani gezemiyorsun. Yağmur sürekli o yüzden. Oğlum burası bir kompleks bu podyum sanat. Bırak şu otoparka git otur bir yerde. Yok ya çarşıya falan gittik. Çekirge'ye işte İskender falan bitti sonra. Sen koca bir memleket. Sanki bana nereden Los Angeles'tan gelmiş. Manisa'dan gelmişsin sen. Hareketlere bak. Bursa bitmiş. Diğeri bilmiyoruz. Manisa'dan gelmiş Bursa bitti ya. Bir İskender yiyorsun. Pazar günü bir de. Kozağına gidiyorsun da iki çıkıyorsun yukarı bakıyor şehre bitti ya. Bitirdik vallahi. Anladım olmadı. Anladım. Hmm. Seni burada bir döverler şu an ben sana söyleyeyim. Ver bakayım hanıma ver. Ben nereden buldum bu densizi sen? Eyvallah yavrum benim teşekkür ederim. Hakikaten sen mi ısrar ettin gidelim gidelim diye? Yani o söylemişti bana. Ben onun sayesinde sizi izlemeye başladım. Ha, aslında sen bizi biliyordun ve sen getirdin. Bravo ya. Ve yol gözünüz kesti yani yol yapmayı. Aynen. Değdi mi? Değdi tabii ki. Çok da içten söylemiyor gibi yani. Heyecanlıyım sen. Sanki evde bedava izlesek de olur gibi yani 3 hafta sonra. Değdi mi? Gerçekten değdi. Hiç inanmıyorum sana yani. Şimdi dönüş ne zaman? İşte buradan çıkınca döneceğiz. 3,5 saat daha. Aynen. Ben de geleceğim size. Ben sizi yalnız bırakmam. Gelin. Söz arka koltukta oturacağım. Sohbet hediye gideceğiz. Tamam. Tamam mı? Tamam. Oradan da ben İstanbul'a geçerim. Çok geri zekalı bir akşam olur benim için. 11 saat yol yapmış. Götü çıkmış yorgunluktan. Ama çocuklara ayıp olmadı. O kadar geldiler. Belki serum yiyorum ama değdi be. Ben ayaklarınıza sağlık. Baran bunu da yayınlayalım ya. Hakikaten çok kıymetli hissettik kendimizi arkadaşlar. Teşekkür ederiz ama bir daha yapmayın ne olur. Gerek yok bu kadar yani. Bir tanesiniz. Vallahi eyvallah. Evet. Koyacağız sizi başa yani. Ne gerek vardı diye koyacağız en başa. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kocaman alkış dünya güzeli kardeşlerime. Bravo ya vallahi. Biz. Daha uzaktan gelen var mı? Şeyleri kesin. Ne komik oluyor. Elazığ'dan 16 saatlik yoldayız abi. 6 kişi çıktık, 3'ü yolda öldü. Olsun dedik. Kızıcığım, Ozan dünyanın en yakışıklı adamı mı? Yakışıklı. Sorduğum soru o değil ki. Dünyanın en yakışıklı adamı mı? Değil. Ha şöyle, tipoloji olarak 10 üzerinden puan ver. 8. 8. Etmez. Bir şey olmaz, ben de etmem ya, hayat böyle. Şimdi dürüst olacak ya, ayıp olmasını boş ver. Yok yok, 8 ya. Ha, aferin. 8. Dik durdun. Ne olsaydı 10 olurdu? Boyu uzun olsaydı, birazcık daha olsaydı. Kocanın güdük olduğunu mu düşünüyorsun? Yani uzun olsa... Kaç abi boyun? 1.70. 70. Var mısın o kadar? 1.70. Atıyor ya. La ben anlarım boydan yani. Senin 66 falan. Vallahi 1.70. Sen kaçsın kuzum? 1.64. 66 değil. 64 boyunla 1.70 adam mı beğenmiyorsun? Sen sanki bana fasulye sırasını arasını satayım. Çok yakınız ya o yüzden. Yoksa ben 1.50 olsaydım... Olurdu diyorsun. Çok iyi olurdu. Anladım, anladım. Fiziken ne olsaydı 10 olurdu, boy dedin. Kaşı kaş gözü göz mü? Evet, evet. En beğendiğin fiziki özelliği? Gözleri, burnu, ağız, her yeri güzel ya. Yüzü gözü güzel ya. Ha, kucu 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 kucu. Bu ne böyle bebek sever gibi? Omuzları güzel. Tamam. Omuzlarını bize omuz demeden anlatır mısın? Omuzları neye benziyor? Kanatları. Ne dedin? Kanat? Yani ne bileyim. Kanatlara mı benziyor? Kanat. Kanat. Oğlum... Sen çok heybetli. Bu çocuk yüzücü değil, bir şey değil. Sen gönül gözüyle mi bakıyorsun? Ne yapıyorsun? Kanatları var diye ben sanki böyle omuzu var herifin. Hayır ya, evet var omuzu da. Öyle kanat başka bir şey canım, o kanatlar. Bana göre işte. Anladım. Sen başka omuz görmemişsin. Görmedim ben. Seni kıyaslayabilsen omuz olmamış. Tamam lan, 14 yıldır aynı omuza başını koya koya. Zannediyorsun ki omuz böyle bir şey. Dünyanın en güzel kadını Damla mı hocam? Bana göre öyle. Tamam. 10 üzerinden dürüst ol. 8. Politik oldu. Politik olmadı, 8. Güzel. İkiniz de geri anlatmadınız. Arkada konuştunuz mu? 8 diyelim. Zorlarsanız 8 diyelim. Üstümüze gelecek 8 diyelim. Çok abartırsa siktir gitler. 8 diyelim, tamam mı? Böyle bir şey konuştunuz mu arkada? Tamam. Ne olsa 10 olurdu? Belki burnu. Kendisinin de burnuyla alakası sıkıntıları var. Belki burnu bir tık daha. Bunun artık aşıldı, bu müdahalesi var, bir şey var. Ha, dün gittim görüşmeye. Gittin görüşmeye. Ne zaman? Dün. Dün. Ne dediler? Tamam. Yapamayız. Yok vallahi. 50.000 dolarını alırım anca vallahi bu buruna. Yapacağız inşallah. Vallahi. Evet, girdiniz o yola yani. Ya ne güzel. Süper. Uykuda falan problem çekiyor musun? Yok. Horlama var mı? Adamın öyle bir acısına bastım ki... Kal geldi herife. Gözümle anlatayım, sen anla. Ya var ama o çok... Bazen hiç yok. Ölü gibi uyuyor. Bazen çok şiddetli. Bir bak bakalım, ölmüştür belki yani öyle. Vallahi. Uyanıyor musun uykundan? Eğer geç ondan sonra yatıyorsam uyuyamıyorum zaten. Başka yerde yatıyorum. Ya benim de hiç öyle uyumaz. Damla da mesela yatamaz. Ben de sonradan gittiysem uyuyamıyorum. Anladım. Sen horluyor musun? Horluyorum. Utanmıyor musun? Horluyor demin. Sen de horluyormuşsun. Kim daha çok horluyor? Kükürüyor ya. Kükürüyor. Horluyor. Yatak odasında geçirmez. Fiziken en beğendiğin özelliği Damla'nın? Gözleri. Gözleri. Bence de. Göz demeden anlat bakayım bize gözlerini. Tasvir et. Neye benziyor? Eşek dermişim. Bir önceki program. Ben badem gözlüm derim genelde. Badem gözlüm. Bademe mi benziyor? Ya ailesinin genel yapısı, gözleri biraz çekiktir onların. Aha. O hoşuma gidiyor. Hep merak etmişimdir mesela. Tutku devam mı bunca yıl sonra? Devam ya. Devam. Birbirini evet, özleme, görünce sevinme, ayrı kalamama. Hiç ayrı kalmadığımız için öyle bir şey yok. Deneyin bir. Aslında denedik. Aynı iş yerinde çalışıyoruz. Aa öyle. Evet. Doğru. Sizin normalde aşçı ve gazeteci olmanıza rağmen yani, aile şirketiniz var. Hı hı. Orada çalışıyorsunuz. Evet. Ne olarak? Sigorta acentiliğimiz var. Tamam. Orada ben satış yöneticisiyim. Pazarlama kısmına bakıyorum. Damla? Teknik operasyona bakıyor. Tamam. Kaç kişilik bir şirket bu? 4. Biri baban mı? Evet. Diğerini söyleyebilir miyim? Kediymiş öbürde. Ona da mama bağlamışlar. Yaş mamasını koyuyorlar, o da sigortacılığı uğraşıyor. Kim? Kayınvalidem. Kayınvalide, babanız, evet, ikiniz. Evet. Başka çalışan yok. Yok. Vardı. Aile şirketi mi bu? Evet, tam olarak. Tam olarak aile şirketi. Her şey içeride. Bir ofis var mı, evde misiniz? Var, ofis var. Allah'ıma bir şükür. Kaç gibi gidiyorsunuz işe? 9. Baban ya 10'da gittin, ne olur? Bir şey olmuyor. Bir şey olmuyor. Denediniz. Denedik. Ya bizim çocuğumuzun bir uyku şeyi var. Kolay uyanmıyor sabahları. Okula bırakma tabii durumu olduğu için. Bence çocuk sizin horlamalarınızda belki evrimleşmiştir, kendini geliştirmiştir yani. Benim uykum hafif olursa benim ağzıma sıçılır. Ben duymamayı öğrenmeliyim diye yani. Sabah uyanamadığında orada bir gecikme durumumuz oluyor. Sıkıntı geç olmuyor. Gidiyoruz. Hep 9.30-10 gibi gidiyoruz. Peki çocuğu bahane edip yalan söylediğiniz oldu mu? Oluyor. Bazen. Ne var, bir şey olmaz zaten, babanın değil mi yani? Zaten sizin gül gibi meslekleriniz varmış. Onlara devam edebilirdiniz. Ya pandemi aslında benim mesleğimi etkiledi. Ben şeflik yapıyordum bir yerde. Bursa'da. İtalyan restoranında. Sonra pandemi girince... Ana şef miydin? Ya şef yardımcısıydım. Şefimiz İtalyandı zaten. Öyle mi? Onun ikinci adamı. Öyleydim ama pandemide kapandı restoran. 2 sene kadar. Bu süre zarfında çok anlaşılabilir bir durum bu. Pandemide de etkilenmeyen hiç kimse kalmadı zaten burada yani. Yani böyle bir şansımız vardı Allah'tan. Ama kenarda kendi işime devam ediyorum. Yani böyle özel... Ne yapıyorsun? Evde arada bir gizli gizli börek yapıyorum diyor. Gül böreği yapmışsınız diyor. Hanıma söylersem o da yer şimdi. Yani özel davetlerdir. Küçük gruplarda onlara özel yemekler verdiğim oluyor. Sana nasıl ulaşacaklar peki bizim izleyicilerimizden, seninle çalışmak isteyenler? Instagram'ın var mı? Var. Söylesene. Ozan Turhan diye girip bakabilirler. Özel o şirket olarak herhangi bir şey adı yok. Bir firma adı gibi bir şey. Tamam. Yok. Bu bölümü yayınladığımız zaman ekipten de bana yardımcı olsunlar. Senin Instagram'ını ben story atayım. Tamam. İnsanlardan ulaşmak isteyenler, olur. Aşçı olarak seninle çalışmak isteyenler sana ulaşsınlar. Çok teşekkür ederim. Yapmayacağım. Seni bir an için sevindirmek istedim. Yapmayacağım. Çok severim insan Hüseyin. Vallahi bak. Ayıpsın abi, seve seve ya. Artık ailedensiniz. Buraya gelen herkes aileden. Ne sordum ben en son? Kimse hatırlamıyor. Mesleğiniz... Hadi uyuyalım, sıçralım gidelim. Var mısınız? Çok güzel mesleğiniz vardı. Niye devam etmediniz diye sordunuz en son. Onu değil lan. Normal sorulardan hangisini sordum? Hoş geldiniz demişimdir bir. Hep ben seni alsam ya. Hepiniz de unutsanız. Kaç yıllık ilişki bu? Hiç mesela 16 yıl önce bir kıskançlık oldu mu aranızda? Kimin 6'ya bela okumak isteyen var mı aranızda? Allah bela. Yetti artık! Kadının içinde soğumayan bir kor var. Konuyu açtığım gibi Allah da bin türlü bela. Allah belanı vermesin. Hayatım... Rahatla artık hayata karşı. Rahatım. Adam almışsın, 14 senede birliktesiniz, çocuk var. Daha da 2006'ya bela okuma ya. Okumayacağım. Ben rasyonel bir insanımdır ama dönüp dönüp seni bulmasa da bu program sonra bulur. Çünkü çok fazla insan izleyecek yani. Bulur. Ay bulmasın. Korkuyor da bir yandan. Allah bulmasın. Allah'ım Allah'ım o bana dönmesin. Ne olur. Fışt yaptın, bir uyu değişti. Hangi uyu değişsin? Gamsızlığı. Gamsız mıdır? Çok. Düşen bir şey bir daha düştü. Gördün mü? Ne düştü kız? Ha tamam, ben dedim hanımefendi mi düştü acaba? Gup 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 gup. Anlat, bir örnekle anlat. Bu adam neden gamsız? Ya arkadaşlar, seni yarın da bir kal geliyor böyle. Yorulduk adam, öyle bir. Ya mesela çocuk ağlıyor. Hah. O böyle devam. Hani. Asla. Hani ona şey yapmıyor. Bir 15-20 dakika sonra o olayı şey yapabiliyor. Ama öyle bir çocuk yetiştirme yöntemi de var. Bırak ağlasın, kendi öğrenecektir susmayı diye. Ya herhangi bir konuda da ya. Gamsız. Ya gamsız demeyeyim de. Ya... Çok rahat. Hiçbir şey düşünmez. Kafasına takmaz. Saçma sapan bir şeye takılır. Hani kimsenin sallamayacağı bir şey ama asıl büyük olaydan kopar yani. Düşünmez. Sen terapiye mi geldin buraya, burada işte şimdi? Ay biz böyle çift terapisine de gittik. Öyle mi? Nasıl, aynılarını mı söyledin orada? Aynılarını söyledim. Muhtemelen benimle aynı cümleleri söylememişti. O ne dedi? O da benim bir şey dedi. Bana lan bunlardan diye. Almış 600 TL'sini. Bu adam değişmez deyip ilaç verdi. Gerçekten mi? Ben de konuştum gamsız vallahi ben. Antidepresan vereyim en azından ben... Ben dert ederim şimdi, iyileştiremedim diye. İç şunu 3 tane günde 3. Öyle mi? Evet. İlaca başladın. Neye başladın? Antepes'e mi gerçekten? Valla evet. Valla yarım mı bir mi? 2. Lan sen ne kadar gamsızsın lan böyle. 2 tane ilk defa duyuyorum hayatımda. Atlı bu kadın 2 tane içiyor. Öyle bir gamsızsın ki demek ki. Hani seni yok saymasını öngörmüş. Evet evet. Şu an öyle misin? Öyle öyle. 3'tü 2'ye düştü. 3 müydün? Gamsızlığından 3 tane. Anladım. Sen hocam bir huyunu değiştir. Abi çok ilaç kullanıyor yani. Kendinde değil yani. Kafa hep böyle ilaç. Anlayamadım. Çok fevri. Fevri? Evet. Ha. Mesela çok takılmayacak şeylerdi benim takmayacağım şeylerdi mesela ya da başka insan takmayacağı şeyleri çok fazla büyütebilir. Yani böyle bayağı uzun süre kafasına takabilir. Aynısını söyledi senin için o. Tam tersi. Mesut'cum ben de 3 tane attım zaten. İkisi de böyle gelmiş. Bizim çocuğumuz yok ki biz uydurduk demin ya. Allah muhafaza ama bir sebepten ayrıldınız. Bir tık da olsa kim ayrılmış olabilir? Kim daha yakın bu fikre? Bir gıdım. Biz 1 sene ayrı kaldık aslında. O sayılmaz üniversite. Ondan başı. Bahsetmiyorum. Ben bir yurt dışı serüvenim oldu benim. Orada çalışmaya gittim. Nereye gittin abi? Avustralya. Hanımdan uzaklaşmak için en uzak köşeyi seçmişsin. Ya kendi mesleğimi kullanarak gittim oraya çalışma güzel. Vizesiyle. İyi geldi mi size de o ayrılık? Çok iyi geldim. Gerçekten. Benim kıskançlığım o noktada bitti biliyor musunuz? Çocuk falan değil. Şimdi düşününce. Ben o zaman hiç kıskanmadım. Ben nasıl gitti orada işler? Sponsorluk anlaşmasına imza atmıştım ben ama... eşimi götürmek için evde olmamız gerekiyordu. Hatta döndük o yüzden biz çok hızlı evlendik. Böyle hiç törenleri falan yapmadık. Hemen bir hafta içinde her şeyi ayrılık toparladık. Anladım. Sonra geri gittim ben. Bir iş sıkıntılı oldu bir durumlar. Beraber gidelim dedin mi Avustralya'ya? Tabii, tabii vize için başvurduk. Ya bana vize vermediler. Sana vermediler. O da döndü. Damla için döndün. Evet. Gerçekten. Ya hatta şöyle oldu. Ben orada gidilecek yerlere... Hep gidip defterim vardı. Gidilecek yerleri yazıyordum Damla geldiği zaman ilk götüreceğim yerlere falan. Sonra romantik serseri. Bu kendi işiniz, bu hap. Kimse buna böyle bir reaksiyon vermez. Bir şey yok çünkü yani. Restoran adı yazmış. Buraya getiririm. Michelin yıldızı var. Buraya götürürüm. Romantik serseri. Mesut Bey bana kocam bayılıyor. Bunca yılın sonunda bensiz yapamıyor. Vay be babacığım. Hiç aklına geldi mi kalayım? Kendi başıma değil Damla'yla orada olmak istedim. Kendi başına. Yok. Hiç geldi mi? Hı. 0. Yok. Muazzam bir aşk hikayesi bu. Sen tam bir romantik serserisin. Demişti kız. Hocam çok da hakim olmadığım bir takım iş arkadaşları var. Adamlar da var ama iş arkadaşları. Kayınvalideyi boş ver, onu at kafandan. At kayınvalideni. Tatile gitse iş tatiline bir darlar mısın, canın sıkılır mı? Yok. Kıskançlık duygun az mı? Yok, sorarım yani ne yapıyorsun, ne diyorsun diye ama öyle çok kafama takmam. Güzel. Sen kuzum bastı gitti. Azıcık darlarım ya. Değil mi? Sorarım yani. Şeyle gitti o 16 sene önceki kız var ya. Allah ikinizin de belasını versin. Puanlayalım. Çağdaşlık. 9 sözleri diyenler o desin. Neyi beğenmediniz lan? Bela okudu diye mi? Sadakat. Avustralya'da bir at karıştırmışım. Hiç rehberinde kanguru diye bir şey kayıtlı mı baktın mı? Sadakat 10 diyenlere o desin. Çok bağırmadan önce yoruldular, bağıramıyorlar şimdi. Kendi aralarındaki eğlence düzeyi 9 ve üzeri diyenlere o desin. Ya şeyim be, her bölümün sonunda olduğu gibi öpüşün barışın. Alkışlarla! Nefis oldu, nefis! Hanımlar, beyler, bendeniz Mesut Süre. İlişki testi Bursa'da Miski bölümüne sona eriyor. Bay bay. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun arkadaşlar. Çok sağ olun. İyi geceler. Hello millet. Bendeniz Mesut Süre. Rabarba Comedy Night 29 Mayıs Pazar akşamı Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde. Bir stand-up gecesi. Kadrom Anlatan Adam, Cem İşçiler, Erman Arıca Soy, Fazlı Polat, Firuze Özdemir ve bendeniz Mesut Süre. Yine bendeniz Mesut Süre demiş oldum. Bir şey olmaz. Biletler pasoda. Çıkın gelin. Thank you.